Operasyonun ilk aşaması tamamlandı. İkinci ve üçüncü aşama için hazırlıklar sürüyor. Terör örgütü ise iletişimi kesip küçük gruplar halinde Kandil'i terk ediyor. Habertürk ekibinden Çetin Erçetin ve İbrahim Tozbey'in özel haberi. Türk Silahlı Kuvvetleri Kandil'e ilerliyor. Terör örgütü PKK Kandil'den çekilmeye hazırlanıyor. Mart ayında başlayan Kandil operasyonunun ilk aşaması tamamlandı. Sırada ikinci ve üçüncü aşama var. Hazırlıklar son sürat devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kandil'e yönelik başlatmış olduğu operasyonun ilk aşaması tamamlandı. 350 kilometre karelik bir alan tamamen kontrol altına alınmış durumda. Tabii bu kontrol altına alınan alanlardan şimdi sevkiyat ve lojistik destek için önemli üsler kurulmaya çalışılıyor. Kandil'e 39 kilometrelik bir mesafe kaldı. Bu 39 kilometrelik mesafede kullanılacak olan lojistik üsler şu anda belirlenmeye çalışılıyor. Güvenlik kaynaklarına göre Türk Silahlı Kuvvetleri alan hakimiyetini artırmak için bölgeye 4 ana üs kuracak. Kurulacak öncü ve artçı üslerin sayısı ise sahadaki koşullara göre belirlenecek. Kaynaklara göre bu sayı 20'ye ulaşabilir. Terör örgütü mensupları da Kandil Dağı'nı yavaş yavaş boşaltıyor. Özellikle Kandil Dağı'nın stratejik bölgeleri Zergele, Kortek gibi bölgelerde GSM operatörlerinin baz istasyonlarının yok edildiği gelen bilgiler arasında. Tabii iletişim kesildikçe terör örgütünde bölgedeki hareketliliği hız kazanmaya başlıyor. Terör örgütü bölge halkının telefonlarına da el koymaya başladı. Sivillerin alana çıkışı yasaklandı ve bölgeye girişlere sınırlama getirildi. Diğer yandan Kandil'den tahliye edilen PKK'lı teröristler sivil kıyafetlerle Serteki Bamo Dağı'nda belirlenen kamp bölgelerine götürüldü. Görgü tanıkları PKK'lıların sayısının 300'ün üzerinde olduğunu anlattı. Ancak bölge halkı PKK'nın bölgeye gelmesi nedeniyle endişeli. Hazır! Hazır!